Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında etli ve ekşili soğan dolması hazırlayacağız. Yapımı pratik ve lezzeti şahane bu dolma tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Soğan dolması için öncelikle 6 adet soğanı soyup yıkadıktan sonra bıçak ile ortaya kadar kesiyorum. Tam videoda da gördüğünüz gibi orta bölüme kadar kesmeniz önemli ve büyük boy soğan kullanmaya dikkat edelim ki verimli sonuç alabilirim. Eğer küçük boy soğansa bunun bir katı daha fazlasını hazırlayabilirsiniz. Soğanları hazırlarken kettle'a su kaynatmaya başladım. Lütfen öncesinde suyumuzu hazırlayalım. Soğanları tencereye yerleştirdikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip üstünü geçene kadar kaynar su ilave ediyorum ve kapağını kapatıp 10 dakika boyunca kaynatıyorum. 10 dakikanın sonunda soğanlar bu şekilde açılmış oluyor. Artık ocağın altını kapatıyorum ve soğanları süzüyorum. İç harcını hazırlamaya başlamadan önce ekşili suyu hazırlamaya başlıyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu tane sumağın üzerine 700 milim kaynar su ilave ediyorum. Ve bu şekilde en az 20 dakika boyunca sumağın ekşisini ve rengini vermesi için bekletiyorum. Dolmanın iç harcı için bir adet küçük küçük doğranmış soğan ve yine küçük küçük doğranmış 4 diş sarımsağı yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. İç harcını çiğden hazırlayacağım için bu ikiliyi güzelce yoğuruyorum. Eğer öncelikle bu işlemi yaparsanız iç harcınız daha lezzetli olacaktır. Sarımsağı birkaç dakika soğanla birlikte yoğurduktan sonra 250 gram orta yağlı dana kıyma, yarım demet ince kıyılmış maydanoz 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1,5 yemek kaşığı domates salçası. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı nane, tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Sizler dilediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Dolma bol yağlı olmalı. Ben 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı Zeytinyağını da ilave ettikten sonra pirinç ve bulguru eklemeden bu malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Yoğurma işleminin hemen ardından 200 milimlik bardak ölçüsüyle ile bir su bardağı pilavlık pirinç ve yarım su bardağı pilavlık bulguru bir süzgecin içerisine alıyorum ve nişastası çıkana kadar yıkıyorum. Yıkayıp süzdürmüş olduğum pirinç ve bulguru da kasenin içerisine ilave edip bir spatula ile iyice karıştırıyorum. Evet iç harcımız artık hazır. Şimdi soğanları ayıkladıktan sonra sizlerle birlikte doldurmaya başlayabiliriz. Soğanları videoda da gördüğünüz gibi birbirinden ayırıyorum. Ve arasında bulunan zarı mutlaka temizledikten sonra artık sizlerle birlikte sarma işlemine başlayabiliriz. Eğer bu esnada zarları temizlemezseniz olmanız lezzetli olmayacak ve mideniz oldukça yorulacak dolmayı da keserken zorlanacaksınızdır. Mutlaka ve mutlaka soğan zarlarını temizlemeye dikkat edelim. Soğanların tamamını temizledikten sonra dolu dolu olacak şekilde videoda da gördüğünüz gibi doldurup kolayca sarıyorum. Yapabileceğiniz en kolay dolma tarifi. Şimdi hızlıca bütün dolmaları doldurduktan sonra artık pişirmek için hazırlayabiliriz. Dolmayı doldururken mutlaka iç harcını ara ara karıştırıp yağın orantılı bir şekilde iç harcına eşit halde dağılmasını sağlayın ve iç harcını mutlaka bol doldurun. Evet hızlıca bütün sarmaları sardım şimdi tepsiye dizmeye başlıyorum. Tepsinin zeminine öncelikle soğanların cücük kısımlarını ister böyle bütün ister doğrayarak dilimleyerek ekleyebilirsiniz. Lütfen buraları ziyan etmeyelim. Çok lezzetli oluyor ve oldukça da faydalı. Şimdi zemin kısmına cücük bölümlerini kestikten sonra nizami bir şekilde dolmaları diziyorum. Dolmaları dizerken çiçek şeklinde diziyorum ki pişerken hem sosu rahat çeksinler hem de hepsi fırında kızarırken düzgün bir şekilde kızarsın. Şimdi hızlıca bütün tepsiyi dizdikten sonra o lezzetli ekşi sosu hazırlamaya başlayabiliriz. Dolmanın sosu için uygun bir tavanın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı ayçiçek yağını ilave ediyorum. Dilerseniz bu esnada zeytinyağı da kullanabilirsiniz ve yağ eriyip ısınmaya başladıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı biber ve 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçayı 2-3 dakika boyunca kavurduktan sonra artık içerisine yaklaşık yarım saat önce ıslatmış olduğumuz sumak suyunu ilave edebiliriz. Dolmanın iç harcının tuzu yeterli olmadığı için içine 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ediyorum ve sumak suyunu süzerek sosun içerisine ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve sosu soğanların her birinin üzerine gelecek şekilde dökmeye başlıyorum. Sos bir tık fazla geldi fakat videoda da gördüğünüz oranda dökmeniz lazım bu sosun tamamını dolmalarımız çekecek. Üzerinin neredeyse geçecek şekilde mutlaka sos eklemeliyiz. Bu esnada fırını 200 derece önceden ısıtıyorum ve dolmaları bu şekilde soslandırıp fırın ısındıktan sonra artık fırına sürebiliriz. Dolmalar pişmeden önce üzeri kızarmasın diye mutlaka üstüne bu şekilde musluğun altında ıslatmış olduğum yağlı kağıdı seriyorum ve artık ısınmış olan fırına dolmaları yolluyorum. Dolmaları fırına sürerken mutlaka alt rafa yakın yerleştirelim ki üstü birden kızarmasın. Yaklaşık yarım saat boyunca pişirmiş olduğum dolmaların artık üzerini açıyorum. Dolmaların iç harcı neredeyse pişmek üzere. Artık üzerinde kızarması gerekiyor. Dolmaların üzeri tamamen kızarana kadar tekrar fırına yolluyorum ve istediğim kadar kızardıktan sonra artık fırından çıkartabilirim. dolmaların üstüne kadar kızarırsa o kadar lezzetli oluyor. Tabii ki sizin damak zevkinize bağlı olarak dilerseniz bu kadar kızartmak zorunda değilsiniz. Artık dolmaları sizlerle birlikte servis edip içinin pişmişliğini kontrol edebiliriz. O bol sostan geriye pek bir şey kalmamıştı. Şimdi yakinen sizlere göstereceğim. Bakın altta çok az bir sos var. Dolmaları servis tabağına aldıktan sonra bu sostanla biraz gezdirip içinin pişmişliğini kontrol edebiliriz. Dolmanın eti, bulguru, pirinci ve soğanı gayet güzel bir şekilde pişmişti. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.